Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün işleyeceğimiz ders Tanrı Davut'u neden bereketledi? Ama önce ezber ayetimize bir bakalım. Bunun üzerine Kral Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve şöyle dedi. Ya Rab Tanrı, ben kimim, ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ey Tanrı, sanki bu yetmezmiş gibi kulunun soyunun geleceği hakkında da söz verdin. Benimle de büyük bir adammışım gibi ilgilendin ya Rab Tanrı. 1. Tarihler 17. bölüm 16. ve 17. ayetler. Arkadaşlar, sizce dünyada bulunan uluslardan en şanslı olanı hangisi? Bu sorunun yanıtına İsrail diyebiliriz. Çünkü onların önderi ve kralı Tanrı'ydı. Tanrı İsraillileri halkı olması ve kutsal bir yaşam sürmesi için seçti. Ancak İsrailliler bir insanın kralları olmasını istedi. İsrail'e ilk olarak Saul, Saul'den sonra ise Davut kral oldu. Davut kral olduktan sonra antlaşma sandığını buluşma çadırına yerleştirdi. Tanrı'nın sandığı yaklaştığında oynayıp zıplayarak sevinmişti. Tanrı İsrail'i öz halkı olması, kutsal bir ulus olması için seçti. Onları bereketlemek ve onların da bu bereketi öbür uluslara taşımalarını istedi. Ama İsrailliler bunu yerine getirmediler. Yine de Tanrı onları bırakmadı. Tanrı, Kral Davut'u bereketledi, ona yardım etti. Tanrı İsrail'in Kral Davut döneminde büyük ve güçlü bir ülke olmasını sağladı. Kral Davut kendi sarayını inşa edip oraya yerleşti. Ama sarayında mutlu değildi. Çünkü o lüks bir sarayda yaşarken Tanrı'nın antlaşma sandığının bir çadırda durması onu rahatsız ediyordu. Bir gün Kral Davut, Peygamber Natan'ı yanına alarak "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Rabbin antlaşma sandığı bir çadırın altında duruyor. Bu beni çok rahatsız ediyor. Ne yapalım?" dedi. Peygamber Natan, Kral Davut'un ne istediğini biliyordu. Davut, Tanrı'nın antlaşma sandığı için bir tapınak inşa etmek istiyordu. Bunu bilen Natan Davut'a, "Efendim, Rab seninle birliktedir. Tasarladığın her şeyi yap, çünkü Tanrı seninledir," diye karşılık verdi. Bunu duyan Davut çok mutlu oldu. O her zaman Rab için en güzel ve en iyi şeyleri yapmak istiyordu. Ancak o gece Tanrı, Peygamber Natan'a seslendi. Amacı Natan aracılığıyla kendi isteğini Davut'a bildirmekti. Acaba Tanrı, Kral Davut'a ne demiş? Ertesi gün Peygamber Natan, Kral Davut'un yanına gitti. Gece Rab bana görünerek kendi isteğini bildirdi ve bunu size iletmemi istedi, dedi. Davut çok heyecanlandı. Her şeye egemen Rab diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım. Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım. Bütün düşmanlarının sana boyun eğmesini sağlayacağım. Rabbin senin için bir soy yetiştirecek bilesin. Sen ölüp atalarına kavuşunca senden sonra oğullarından birini oraya çıkarıp krallığını pekiştireceğim. Benim için tapınak kuracak olan odur. Ben de onun tahtını sonsuza dek sürdüreceğim. Tanrı Davut'un tapınağı yapmamasını söyledi ama onu ve soyunu bereketleyeceğini, tahtını sonsuza dek sürdüreceğini ve tapınağı kuracak kişinin oğlu olacağını söyledi. Bunun üzerine Davut gelip Rabbin önünde oturdu ve Rab'be şükrederek dua etti. Ya Rab Tanrı, ben kimim, ailem nedir ki beni bu duruma getirdin? Ya Rab, bir benzerin yok, senden başka Tanrı da yok. Ya Rab, sen Tanrısın, kuluna bu iyi sözü verdin. Şimdi önünde sonsuza dek sürmesi için kulunun soyunu kutsamayı uygun gördün. Çünkü Ya Rab, onu kutsadığın için sonsuza dek kutlu kılınacak. Tanrı Kral Davut'u gönlüne uygun bir adam olarak gördü. Davut'un kendisini ne kadar sevdiğini biliyordu. Bunun üzerine Tanrı onu ve soyunu kutsadı. Davut'un oğlu Süleyman'ın tapınağı kurmasını sağladı. Tanrı'nın vaadine göre Davut'un oğlu Süleyman İsrail'in 3. kralı oldu. Süleyman tahtayken tapınağı yaparak Rab'be sundu. Onun soyundan İsrail krallığı devam etti. Tanrı kurtuluş planını tamamlamak üzere onun soyunu kutsadı. Davut'un soyundan kurtarıcı İsa Mesih dünyaya geldi. Tanrı vermiş olduğu vaatlerin tümünü gerçekleştirdi. Rab Tanrı İbrahim'i çağırarak soyundan büyük bir ulus yapacağını ve soyundan bir kurtarıcı geleceğini vaat etmişti. Tanrı bu vaadini gerçekleştirmek için İsraillileri Mısır'dan çıkarıp Kenan topraklarına yerleştirdi. Tanrı Davut aracılığıyla İsrail'i kutsayarak vaadini sürdürmektedir. Ayrıca vaadine göre Davut'un soyundan bir kurtarıcı geldi. Rab Tanrı Adem bahçesinde tasarladığı kurtuluş planını gerçekleştirmek üzere Davut'u seçti. Onu ve soyunu kutsayıp kullandı. Sevgili arkadaşlar, biz de Kral Davut gibi Rabbi hoşnut etmeye gayret edelim. Rabbim bizim için isteğini öğrenelim ve onu yerine getirmeye çalışalım.